Bir de anayasanın ilk dört maddesine ilişkin farklı pozisyonlar ve tartışma başlıkları var. Devletin yönetim biçimini, resmi dilini, başkentini, bayrağını tanımlayan ve değiştirilemeyeceğine ilişkin anayasada hüküm bulunan bu ilk dört madde. Sayın Kılıçdaroğlu daha önce biraz geride kaldı ama hani bir zihni kodu açıklamak bakımından bu maddeler üzerinde tartışma açılabileceğine ilişkin bir soruya hayır demedi. PKK'nın bir kanalıydı bu. Ben ismini çok fazla zikretmek istemem. Deva Partisi de yine bu ilk dört maddenin Türk vatandaşlığı tanımının tartışmaya açılabileceğini ve burada başka bir tanımlamaya gidilebileceğini söyledi. Esasen bu altılı masa şeklindeyken HDP ile birlikte yapılan bir anayasa taslağı çalışması da vardı. Orada da Anadolu Cumhuriyeti deniliyordu mesela Türkiye Cumhuriyeti yerine. Türk vatandaşlığı tanımı bütünüyle ayıklanıyordu. Sonra bu metne sahip çıkmadılar. Siz bu çerçevedeki tartışmaları özellikle muhalefet cephesinde en uçlara kadar gidip gelen bu yaklaşımı nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Kılıçdaroğlu yani aklınıza gelebilecek her konuda yalan söyleyecek karakterde biri. Bir defa burada da yine yalan söylüyor. Böyle bir düşünce ne geçmişimizde vardı ne de şimdi var. Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilebileceğini söyleyen kendisidir. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi yanındakilerdir. Üstelik bunu PKK kanalında katıldığı bir programda ifade etmiştir. Evet. Burası da çok enteresan. Belli ki CHP Genel Başkanı'nın kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlığın bir parçası da anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesidir. İşte az önce de dinledik. Yine terör örgütünün uzantısı partiden bir tanesi ne diyor? Biz 100 yılı ne yapacağız? Değiştireceğiz diyor. Bunu söylüyor. 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Değiştireceğiz diyor. Şimdi 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz diyenler hatta yine aynı kişi Gazi Mustafa Kemal ile ilgili de çok ağır bir ifadesi var. İşte general olsa ne yazar, bilmem ne yapsa ne yazar filan. Sizi gibi it sürüleri, it sürüleri, it sürüleri diye bu ifadeleri kullanıyor. Ben tabii burada bizim yargımıza da şaşıyorum. Yargımız burada daha neyi bekliyor? Bunların suç teşkil ettiği ortada değil mi? Apaçık ortada. Milletvekili olarak meclise geldi bu isim şimdi. O ayrı. Ama şimdi mevcut o bu ifadeleri kullanan zaten bildiğim kadarıyla milletvekili olamadı. An itibariyle dokunulmazlığı yok. Evet. Yani dokunulmazlığı yok. Yani böyle bir durum var. Kaldı ki bize bakınca bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu bizim ciğerlerimize işlemiştir. Biz bayrağımıza böyle bakarız. Başkentimiz noktasında zaten en ufak bir sıkıntımız söz konusu değil. Ve diğer iki maddeyle ilgili en ufak bir sıkıntımız benim partimin, arkadaşlarımın böyle bir sıkıntısı söz konusu değil. Yani bunlar kendilerine göre bu işi alıp farklı yere gidiyor ve bunlar tartışılabilir, konuşulabilir. Kimse endişe etmesin. Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı Cumhur'un ve Cumhuriyet'in teminatıdır. Buralarda herhangi bir spekülasyona nasıl 21 yıldır biz fırsat vermediysek, bundan sonra da kesinlikle böyle bir spekülasyona, böyle bir yaklaşıma asla fırsat vermeyiz. Bunun altını bir kez daha çizelim. Cumhur'un ve Cumhuriyet'in teminatıdır, evet, ifadesi. Evet, günün hani bence en flaş başlıklarından birisi oldu.